Balıkesir'imizin değerli basın emekçileri, fedakar sağlık çalışanları ve diğer tüm kamu çalışanları, sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bugün 6 Aralık Pazartesi, hizmetten gelen gücümüzü kullanarak iş bıraktık ve meydandayız. Çünkü maaşlar artırılmadığı halde artırılmış gösterilmesi halka açık etmek için buradayız. Tüm sağlık emekçilerine insan oluruna yakışır bir ücret verilmesini, sağlıkta şiddetin sona ermesini, COVID-19'un meslek hastalığı olduğunu kabul sayılmasını, geçmişi de kapsayan yıpranma payımızın derhal verilmesini istiyoruz. O nedenle bugün hizmetten gelen iş gücümüzü bıraktık. Sağlık Bakanı'nın sağlık çalışanlarını kandıran ve ayrıştırmaya yönelik açıklamalarını halkımıza duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyasi iktidarın atanmış Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından tüm sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili düzenleme yapılacağını geçen hafta söylemiş olup gazete ve televizyonlarda müjde haberleriyle organize edilen tiyatro oyunu tüm Türkiye'nin gözü önünde sergilenmiştir. Bu tiyatronun amacı sağlık emekçilerini ayrıştırmak, mücadelemizi zayıflatmak, iktidar eliyle yetkilendirilmiş yandaş ve yanaşma sendikaların üye kaybını durdurmak için yapıldığını düşünmekteyiz. Gelinen son durumda yandaş sendikalarınızın bile oynanmakta olan tiyatro oyununu gördüler ve özlük hakları için iş bırakma kararı aldılar. Umarız iktidar olarak artık bir ders çıkartmışsınızdır. Genel Sağlık İş Sendikası olarak bu oyunu görüyoruz. Hemşiresinden hekimine, hizmetlisinden profesörüne, 35 branşla bir bütün olarak sosyal ve mesleki özlük haklarımız için yılmadan mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Konuşmamı ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle noktalamak istiyorum. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiç umudumu yitirmedim. Gün umutlu yarınlarımız için birlikte omuz omuza mücadele günüdür. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Genel Sağlık İş Sendikası. Hepinize teşekkür ediyorum.